Üniversite yıllarındayken sektörel bilgi ve tecrübeyi arttırmak girişimcilik anlamında bize fayda sağlar mı sorusuna cevap vermek istiyorum. 2 dakika içerisinde üniversite öğrencilerinin ürettiği girişimcilik fikirlerini değerlendirdiğimiz zaman ben hep şunu görüyorum. Sektörlerin içine girmedikleri için çok genel geçer fikirlerle geliyor. Herkes de bir pazar yeri düşüncesiyle geliyor. Sağda solda son kullanıcıya, tüketiciye dokunan app'leri inceleyip herkes de bir web sitesi yapma, herkes de bir app yapma fikri doğuyor. Sektörel bilginizi arttırırsanız siz gerçekten sektörlerin içine kendiniz de girer. Yarı zamanlı çalışmalar, stajlar yaparsanız sektörlerin içerisinde birçok fırsatı ve problemi görebilirsiniz. Bu problemlere yönelik daha niş çözümleri bulabilirseniz işte o size girişimcilik anlamında çok büyük bir fırsat sağlar. Çünkü herkese uyacak şekilde, herkesin ilgisini çekecek bir app yapmanız çok çok zor olabilir. Bunu pazarlamanız, finansal modelini oturtmanız çok zor olabilir. Ama sektörlerin içine girerseniz gerçekten o sektörlerin belli alanındaki kanayan yaraları görürseniz, ona uygun da aklınıza o genç beyninizle birlikte bir çözüm gelirse işte o zaman belki çok daha büyük bir girişimcilik fırsatı yakalayabilirsiniz. Girişimcilik ruhunuzun olması çok iyi. Girişimcilik hakkında haberler okumanız, trendler takip etmeniz bence çok iyi. Kendinizi hazır tutun, besleyin, besleyin. Fakat çok açık söylemeliyim ki ben sektörlerin içine girmemiş, sektörleri analiz etmemiş bir kişinin, bir üniversite öğrencisinin kalkıp da büyük, güzel bir girişim kurmasını piyango olarak yorumluyorum. Ama eğer siz daha öğrenciyken çalışıp tecrübe edinirseniz bence girişimcilik fikirleri zaten ummadığınız şekilde karşınıza çıkacaktır. Son söz olarak şunu söyleyebilirim. Girişimcilik fikirlerinizi masa başında, bilgisayar karşısında değil, gerçekten sektörlerin içinde, çalıştığınız bir şekilde, sahada üretin.